İki sebebi var o penaltıyı ver. Bir evet. o yürek yok. İkincisi Kayota. Kusura bakmasınlar insanlar. Kayota bir futbol <laughs> Ne Olacak diyor kural. Arkadan gelen diyor önündekini düşünmeyecek. Evet. O penaltıydı bir de verilen penaltı hemen ardından tekrar Kayota'nın düşürülmesi var. Onu tekrar bile etmedi. Var bile gitmedi. O da penaltı. <laughs> 2020-2021 futbol sezonunda uygulanan oyun kurallarındaki en önemli değişikliklerden biri de kazara ele çarpma sonrası oluşan atak pozisyonlarıdır. Topun atak yapan oyuncunun veya takım arkadaşının kazara eline koluna çarpması ve hemen sonrasında, sonrasında. bir golün atılması, gol atma şansının olması, penaltı olması durumlarında bu ele çarpmanın cezalandırılması gerekir. Takıma aleyhine direkt olarak serbest vuruş verilmiş. Dur burada şimdi. Yani diyor ki ben Valencia'yım. Evet. Ben Valencia'yım. Sen de kassın Bu ele çarpmadı bence ama çarptığını varsayalım. Bu kazarı ele çarpmadan sonra ben topu direkt kasa versem bu gol iptal olur diyor kural. Çünkü diyor adam elle kazara bile olsa oynadı ve hemen ardından gol oldu diyor. Yani ben Valencia olarak topu sana versem sen de kassın Hemen golü alsan. Diyor ki golün iptal olması lazım eğer ele çarpma varsa. Ele çarpmayı göremiyoruz. Var olduğunu kabul edelim. Yani var diyelim. Bence yok ama ele temas etsin. Adam çünkü çekiyor elini. Temas etsin. Diyor ki kaza ele çarptığı için eğer diyor Valencia topu direkt Perkasa verdiyse, Perkasa gol attıysa bu golü iptal edin diyor. Şimdi devamını oku. Devamını bir kez daha ekranlara getirelim. Yönetmenimiz güvenden rica edelim aksi durumlarda peki ne oluyor? Yani, yani ikinci, ikinci pozisyon. pozisyon kazara ara ile çarpmanın hemen sonrasında olmadığında ise oyunun devam etmesi ha. gerektiği belirtilmiştir. Bunun ben kural olarak tam tanımını söyleyeyim. Diyor ki kural kitabı. Eğer bir oyuncu kazara elle oynarsa, Valencia'nın durumu. Hı -hı. Yine altını çiziyorum bir cümlemize şey yapmayın. Bence elle oynama yok ama olduğunu varsayalım. Kazara oldu çünkü. Kazara oynarsa ondan sonra diyor pas ya da driplik yapılırsa pas ya da driplik yapılırsa sonrasında gol penaltı olsa dahi oyun devam eder diyor. Yani Valencia topu kime verdi? Pas verdi kime? Gökhan'a. Gökhan ne yaptı? Driplik yaptı. Sonra orta yaptı. Sonra perkas vurdu. Yani kural neyi tarif ediyorsa ikinci bölümde o oldu. Yani kural kitabı diyor ki Fenerbahçe'nin golünü iptal eden yaman manyaktır hakem değildir. Kural cahilidir. Ya kural cahilidir ki bence o hakim kural cahili. Vardaki de öyle. Bu kuralları biz, bu kuralları Burçin Keskin ve ekibi arkadaşları yaz seminerinde bunları böyle salağa anlatır gibi anlattılar. Salağa anlatır gibi anlattılar. Sana adam daha ne yapacak ya sen ekrana gidiyorsun. Ekranda görmüyor musun? Top Gökhan'a gelmiş. Gökhan driplik yapmış. Yani pas var. Dribbling var, bir daha pas var. Perkaz sonra vurmuş, gol olmuş. Dolayısıyla haftanın en büyük skandalı o golü iptal etmektir. Şimdi Galatasaraylıların Tabii sana tepkisi var. Her zaman olduğu gibi. Tabii, Fenerlilerin e, beğenileri var. E, Galatasaraylılar e, büyük Fenerli helal olsun yorumlarında bulunmuşlar. Fenerbahçeliler sana katılıyorlar. Futbol severler sana katılıyordur. Bundan ben de eminim. Bence çok güzel şekilde anlattın Turgay abi. Galatasaraylı kardeşlerime bir şey söyleyeyim bakın. Benim gibi insanlar günü gelince size de lazım olur. Evet. Olacaktır. Evet. Örnek vereyim. Geçen sene Rize'de bir pozisyon oldu. Andone'nin e sakatlandığı pozisyon. Hüseyin Bey mi Aslı Bey Hanım var aşağıda. Hangisi ayağa kalkabilir miyim? Sana Güven gel, var. Sana geleceğim. Güven Bey kalkabilir miyim? Sana Buyurun. geliyorum. Buyurun. <laughs> Bak. Geçen sene Rize'de olan dün akşam olanla aynısını gösterdim. Sen stopersin benim Hı -hı. takım arkadaşım. Ben kaleciyim. Top da şuradan geliyor. Senin arkanda da Andone var ben görmüyorum. Ben Geçen sezona gittim. Tabii geçen mi? sene. Tamam. Ben sana doğru top, topu kurtarmak topun geldiğini gördüm ya uzanırken sen topa kafa vurmak için bir çekiliyorsun. Ben Andone'nın üzerine düşüyorum. Uzaktan yakından faul ilgisi yok. Bu ekranlarda Türkiye'de penaltı diyen 40 yıllık yorumcular gördüm. Penaltı diyen. Şimdi ben onlara soruyorum. O penaltıysa, o penaltı değil. Ama Fatih Terim de ona penaltı dedi. Evet. Diyorum ki o penaltıysa akşam Sivaslı oyuncu hava topuna çıktı. Galatasaray kalesi okan adamın kafasına yumruk attı. Evet penaltı o zaman ki bence bu da penaltı değil. Bu da penaltı değil. Ben doğruyu anlatıyorum, eyyam yapmıyorum. Eyyamcıları dinlemeyin diyorum. Niye? Eğer siz dün akşamki Sivas maçındaki pozisyona ya da geçen seneki Rize'deki pozisyona penaltı verirseniz şu demektir. Kaleci, topa falan çıkma kardeşim. Nasıl penaltı olur şimdi onu söyleyeyim. Top buradadır, top buradadır, senin kafandadır. Ben senin omuzuna yumruk atarım, ben senin sırtına yumruk atarım. Yani, yani topla hiç hedefim yoktur, o penaltı olur. Ya da Andone benim önümdedir. Top oradadır. Ben direkt Andone'nin üzerine at. O penaltıdır. Eyyam yapmayın. Bu ülke futbolunu bu hale getirdiniz. O yüzden Galatasaraylar, Fenerbahçe. Ben doğruyu söylerim. Sizin hoşunuza gidecek mi diye düşünmem. Geçen hafta seni Rize'deki de Eyyamcılar penaltı dedi. Penaltı değildi. Dün akşam Sivas'ın oyuncunun kafasına gelen de penaltı değildir. Orada verilmeyen penaltıdan kastım şudur. Görüntü yok. Böyle ezbere konuşuyoruz. E, altı pas içinde Yatabayra'nın kaçırdığı golden sonra... ...Yatabayra tekrar topa koşarken arkasından gelen sahibi oyuncu... ...ayağa takılıyor adama. Ayağa takılıyor diyorum arkadan gelen dikkatli olacak diyor Kural. Arkadan gelen diyor öndekini düşürmeyecek. Evet. O penaltıydı bir de... ...verilen penaltının hemen ardından tekrar... ...Kayote'nin düşürülmesi var. Onu tekrar bile etmedi, var bile gitmedi. O da penaltıydı. Ben de doğrusu ister seversiniz. Ama yarın bunlar size olduğunda... Siz penaltı diyeceksiniz. Ben gene Peki hemen yani şunu sorayım. Ardı ardına iki penaltıyı çalmaya korktular mı? İki sebebi var o penaltıyı ben. Bir evet. o yürek yok. İkincisi Kayota. Kusura bakmasınlar insanlar. Kayota bir futbol sahtekarı. <laughs> kayota bir futbol sahtekarı. O yüzden biraz da o penaltı gitti. Rıza Hoca da oyuncusunu uyarsın. Kayota geçen sezondan beri her pozisyonda kendini yaratan bir adam. İlk defa dün harbi penaltı aldı. İlk defa dün hak ederek penaltı aldı. Markaanın yaptığı skandal. Ya Mark konuşalım mı biraz Turgay abi? Ee, özellikle dün sosyal medyada da yorumlar vardı. Ee, Marka'nın burada tek antrenmanla dün sahadaydı Marka. Sakatlığı evet. sonrası oynayıp oynamayacağı maç saatine kadar belli değildi. Ee, belki orada teknik eleştirilebilir. Tek antrenmanla üstelik stoper oynayan Marka Luindam ikilisi yerine formda bir donk eğer formdaysa tercih edilebilir miydi? Ama ben dün Marka performansındaki düşüşü, iki penaltı yaptırmasını biraz daha o sakatlığından sonra tek antrenman yapmasına ve hazır olmamasına bağlıyorum. Şimdi Sen ben Fatih Terim Marka'yı niye oynatmadı demem. Marka'yı niye oynatmadı demem. Şey niye oynattı, oynattı, demem. demez. Niye oynattı demem. Niye biliyor musun? Marka ve Falk e, şey e, Luindama, inanılmaz iyi bir ikili. Hı hı. Yani kolay kolay bozamazsın yani. Kolay kolay bozamazsın. Öyle söyleyeyim ben sana. Kolay kolay bozulacak bir ikili değil. Ee, o yüzden oynatmasına bir sıkıntı Ama sen beş dakika önce, bir dakika önce ya arkadan gelip adamı omuzdan çekip kalçayla beraber düşürmüşsün. Penaltı olmuş ve adam atamamış. Maç gitmiş gelmiş. Sen bir dakika sonra arkadan gelip yine aynı hatayı niye yapıyorsun kardeşim? Yani bu akıl tutulması İşte Markao gibi çok beğendiğimiz bir stoperde bizi tereddütte bırakan hatta belki onu izleyenleri tereddütte bırakanlar bu hareketler. Evet. Sorular görüşler geliyor. Bu soru çok var Turgay abi. Sormak istiyorum sana da. Seni de mı merak ediyorum. Çünkü daha önce söylemiştin eğer bir zahaki milli takım arasında aday kadroya Tayland çağrılmazsa o zaman konuşurum demişti. Adem Demir de Taylan Antalya'nın milli takıma alınmaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Evet iyi yakalamış. Sormuş. ben, e, böyle, ben nasıl böyle, değerlendiriyorsun? Ben böyle izleyici bir saattir kravatımı düzeltmeye çalışıyorum. Kravatım mı yamuk, yeleğim yamuk onu fark etmeye çalışıyorum. Onu fark etmeye çalışıyorum. Evet. Ay ben şey aynadan bakınca ters görüyorum terse çekiyorum daha fazla. Ya Taylan şu anda orta sahada onun özelliklerini onun kadar iyi disiplinli oynayan koşan çok az adam var. Mahmut Tekdemir sakat sakat alındı üstelik. <laughs> Aynen. Izleyin. Caner konusunda bir ısrarı vardı Şenol Hoca'nın almamak gibi bir hatası vardı. E, o namaz geçti son şeyde. Tayland'dan da vazgeçecektir. Yani hatasından vazgeçecektir. Almamak kesinlikle ata. Bu tür oyuncuları alırsan teşvik edersin. Bu adam daha iyi oynamaya başlar. Ve geleceğin milli takımı için genç adamı kullanmak doğru Hı -hı. zamanda almak önemli bir şeydir. Şenol Hoca'nın ee, bu konuda yaptığı işi asla doğru bulmuyorum. Kravatın yamuk değil mi? Kravatın değil Turgay abi yeleğin ee, oturup kalktığın için evet, e, yeleğine biraz sağ alırsan eğer düzelecek. <laughs> ee, evet. ben de o sırada evet. gazete manşetlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğim efendim. Evet. Ee, Galatasaray ile ilgili Milliyet Gazetesi'nin 22. sayfasına bir bakalım. Embaye Jagne'ye net mesaj başlığı var. Biz de o konuyu konuşalım Turgay abi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Rein Babel'e görev verdi. Niye gülüyorsun ki? Yerim, ya yerim doğru. Yelek yamuk değil. Yelek yamuk değil. Bakıyorum. Turgay yok, da. kilo, daha kilo <laughs> vermem lazım değil mi biraz? Biraz. Biraz kilo Birlikte vermem. diyete başlayalım Turgay abi. Ben de çünkü hayatımın <laughs> en kilolu dönemlerinden ya, birini yaşıyorum. Çiğdem Ceylan <laughs> herkesi, herkesi şey yaptı. Çiğdem Ceylan herkesi e, kilo manyağı yaptı. Yukarıda bakıyorum millet elinde şeylerle geziyor ya. Yeşilliklerle, salatalıklarla falan geziyor. Tamam Turgay ya, abi. Tamam ya daha artık ya, Şimdi bu işte bu ya. Şimdi kalan dakikalarımızı bu bir şekilde dakika, geçirelim. Bir dakika. Cagne Magne. Cagne. Cagne'den ben hep söylediğimi söyleyeceğim. Ezberimi bozamam bu konuda. Evet. Cagney ala adam bütün sistemini Cagney'in üzerine kuracak. Kasımpaşa gibi. Yani küçük takım oyunu oynayacak. O zaman Cagney'den faydalanır. Galatasaray bunu yapabilir mi? Yapamaz. O yüzden işi zor. Bana unutturmadan şeyi anlatmam lazım. Ersin'in penaltı pozisyonu. Kırmızı kart pozisyonu. Niye kırmızı kart diyorlar? Turgay abi e, ona gel şöyle yapalım mı? Bir de Beşiktaş'la ilgili. E, haberlere bakalım. Sen o sırada evet. E, Ersin'in pozisyonunu anlatırsın. E, ama bir yandan da e, sevgili Çağatay Çıplak da yazmış. Vara gitsin baksın yelek için. <laughs> var, var <diyorum> yanıltıyor <laughs> beni dersen bakıyorum. Var, yalnız <laughs> yanıltıyor beni. Evet. Var diyor Beşiktaş'la ilgili fotomaç gazetesinin 9. sayfasına bakalım efendim. Oğuz oh, hemen haberlerden sonra da Ersin'in e özellikle yapmış olduğu hata ve pozisyon penaltı mı değil mi? Turgay Demir yorumlasın. Eskiye döndü, eskiye düştü başlığı var ama onun da öncesinde Türkiye Gazetesi'nde 13. sayfada Ah Fabri vah Fabri başlığı var. Türkiye Gazetesi'nin 13. sayfasında hemen kutu bir haber. E, bence daha ön plana çıkarılabilecek bir haberdi. Benim görüşümde Beşiktaş eski kalecisinin yerini dolduramadı diyor. İspanyol file bekçisi gittiğinden bu yana Kartal'ın kalesinde huzur yok. Son yıllarda kalede en az gol yeme oranı yakalayan Fabre olmuştu. Fabre'den sonra Ersin ve Utku 10 maçta 20 gol yemişler. Karius 68 maçta 96 gol yemiş. Fabri 87 maçta 90 gol yemiş. Ortalaması 1.03 ile en düşük gol yeme ortalamasına sahipti Turgay abi. E, Ersin Utku sen sezon başında bu ifadeleri kullanmıştın. Hatırlatayım mı? Sen demiştin Turgay Bak, abi. İkisini topasan Çok bir, ikisini topasan bir karar evet. etmez. Sen de övüyor mu yeriyor mu anlamıyorum ya. Yani. Övüyorum. Övüyorsun peki tamam. Aşk olsun Turgay abi. Bak ikisini toplasan bir kaleci etmez. Evet. Ben genç adamları sonuna kadar korurum. Bu çocuğa da elinden geldiği kadar destek verdim. Ama çocuk gelişmiyor. Maçın ilk yarısında atılan bir topta sen saçma sapan bir şekilde aynı pozisyona tabanla çıktın yine. Bir, 30 metreye niye çıkıyorsun? İki, Altı pasta bir de rakibinle boğuşuyor. Önde hmm. topa niye yatmıyorsun? Niye yatmıyorsun? Çıktığın yer 30 metre, çıkmadığın yer 1 metre. Niye o 1 metreye çıkmıyor? Niye orada 30 metreye çıkıyorsun? Bu kolay düzelecek bir şey değil. Vereceksin bir yere kiralık gidecek. Orada öğrenecek bunlar. Beşiktaş öğrenme yeri değil. Beşiktaş'ın altyapısını öğrendin, öğrendin, öğrenemedin, öğrenemezsin. Ona vaktin olmaz. Şimdi geleyim yaptığı penaltı. İnsanlar diyor ki Turgay Demir İyice Fenerbahçeli oldun işte yok Galatasaraylı oldun. Evet Beşiktaşlara göre de şey ee, doğrucu Davut olmak için yapıyoruz. Uh -huh. ya siz kendiniz yani bunlar şey zannederken yani. bunlar bize paye verecek biz o paya ile yaşayacağız. Ya ben bu yaşıma geldim Allah'tan başka ne kimseden kurttum. bunu. Herkesi bilir Aziz Yıldırım'ından tut Fikret Orman'ına kadar gel. Rahmetlisi yaşanı Süleyman Seba'dan başla hepsi bilirler ki. Turgay Demir ayrı bir yere koyun derler yani. Demeyen de varsa bağlansın derler. O yüzden iki hikaye anlatmayın. Ben bildiğimi söylerim. Şimdi Ersin'in yaptığı penaltıyı kırmızı kart sana göstermeyiz. Topu senin tutman lazım. Peki Turgay abi, başlayalım. Top şöyle yukarıda. Tamam mı? Ben habersiz kalktım. Rakibin ayağı var diyorlar. Rakibin ayağı bak aynen şöyle. Şurada bak şurada. Hı hı. Bak burada. Bu ayak burada. Yani kaleci burada. Beşiktaşlı kalesi buradan geliyor. Evet. Şöyle bir ayak uzatıyor. Rakibin ayağı da burada. Yani rakibin ayağının Ersin'e bir riski yok. Asla yok. Detay evet. söylüyorum. Evet. Rakibin ayağı bir de böyle. Yani topu şöyle kaldırmak üzerine gelen bir ayak. Böyle dediğim. Ersin'de bu ayağa şöyle geliyor bak. Evet topa değiyor ama bak. Şu ayağının yarısı adamın bileğine geliyor. Yani topla beraber diye bir tabir var. Adamın bileğine geliyor. Bu sakatlayıcı hareket. Tehlikeli hareket. Direkt kırmızı kart. Peki hepsini Tartışması geçtim. yok. E, Kali Yersin'in bu kadar kontrolsüz terk etmesi. Kırmızı olsa olmasa dahi. Tabii ki. Sen a, a, o pozisyonda şunu da söyleyeyim. O pozisyonda birinci hatalı Montere, Montero. Bak e, sana bir şey söyleyeyim mi? Maçlara çoktandır gidemiyoruz. İşte bu Gaziantep'e Selim Kara kardeşim davet etti gittik. Yemin ediyorum futbol anlamında pişman oldum. Ya televizyonda işteyse biz yere yatanların yarısını görüyoruz. Yani oyunun durduğunu. Ya şu dika Bak bana göre bir teknik adamsın. Gaziantep Spor da bu ülkenin her zaman en sempatik takımlardan biridir. Sen bu takım bu kadar antipatik hale getirme. Ya yemin ediyorum 9 defa ben saydım. Yere yatan kalkmıyor. Böyle bir çirkin futbol olabilir mi ya? Böyle çirkin bir futbola nasıl, nasıl izin verirsin Gaziantep gibi bir yerde? Siz hakikaten görmüyorsunuz. Çünkü öbür tarafta yatıyor adam maç öbür tarafta oynanıyor ya. Hakem durdurmazsa o kendi kendine kalkıyor. Bu vesileyle Serdar Tatlı. Sevgili Serdar Tatlı. Sen de biliyorsun ki hakem Camiası seni pek sevmez. Yani MHK başkanı olmanla çok memnun değiller. Neden? Ya neden ne Sen de niye böyle beni hep yoracak şeyler söylüyorsun? Ekran başındaki izleyenlerimiz de o sırada neden diyordur Turgay abi. Ya diyorlar uzun. ki bu bizim başkanımız olamaz. Tamam. O çapta biri değil diyorlar. Ben demiyorum onlar. Genel kanı. Yani en azından bir bölüm. Şimdi bak usta bir şey söyleyeceğim. Senin hakemlerin ya bunu bilerek yapıyorlar seni yemeye çalışıyorlar ya da senin hakemlerin hakikaten hakem değil. Ya Allah aşkına. Kafa tokuşması olur anında maçı durdur, ambulansı çağır cerrah getir, ameliyat yaptır hiç lafım yok. Hiç lafım yok. Ya sıradan bir faul, sıradan bir faul ya. Hani faul bile değil, hakem faul bile çalmamış. Topa girmiş iki oyuncu. Taban yok, bir şey yok. Ya senin hakemin maçı durduruyor. Ya senin hakemin resmen rakip oyuncuya diyor ki istediğin hileyi, hurdayı yap. Bunu Gaziantep Beşiktaş maçında üzerine söyle. Fenerbahçe maçında da oldu aynı şeyler. Senin hakemin diyor ki beni istediğin şekilde kandır. Ben bu oyunu her seferinde durduracağım. Ya siz gerizekalı mısınız? Hakemlere diyor siz gerizekalı mısınız? Ulan adam mı ölecek orada? Niye durduruyorsun maçı? Bırak ya, yatsın vicdansız. Sahtekar yatsın. Takımı 10 kişi oynasın. 10 saniyede kalktığını göreceksin zaten. 10 saniye delikanlı olsan 10 saniye. Adam hemen kalkacak. Sen kalkmasını istemiyorsun. Sen diyorsun ki bu benim işime geliyor. Ya bir 10 dakika bir 10 saniye delikanlı ol ya. Adam yatmış dön arkanı git. Kalkıyor zaten gözü sende adamın. Çalacak mı diye. Alıp ya 10 defa da mı yatar yere? Şimdi bu noktada e, Ömer'in de bir görüşü var Turgay abi. Kayode sürekli penaltı kovalıyor, top arkasında kalıyor ve marka anlayandan tutarak pozisyona penaltı süsü veriyor. Önce doğru koşu atan oyuncu arkasında kalan topa hamle yaparsa düşmesi kaçınılmaz. Zaten fizik kanunu bu. Pozisyon temiz demiş. Yok e, abartmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bilmek de bazen çok iyi değil ya. Anlatamayınca insan için yara oluyor. <laughs> Yine kulağa Diyor ki bir oyuncu rakibinin önüne geçebilir diyor. Arkadan gelen oyuncu rakibinin duracağını bile hesap edecek. Bak öyle söyleyeyim. Pat diye topa basıp duracak ya, ya. Trafiktesin ya. Öndeki arabaya çarptın ne oluyor? Bana onu söyle. Ömer miydi? Ömer trafikte gidiyorsun. Öndeki arabaya çarptın ne oluyor? Adam isterse sarhoş olsun. Ehliyetsiz olsun. Hı. Kusurlu sensin kardeşim. Arkadan geliyorsun. Diyor ki öndeki oyuncunun dengesini bozamazsın düşüremez. Sen dikkatli ol. Arkada sensin. Dezavantajlısın. Geç öne. O seni düşürsün. Sen kazan. Yani yanlış yorum. Bayram Ali Ağırman. Çok soru var Turgay abi. İyi dilerim. Trabzonspor'un Abdullah ile başarılı olma ihtimalini görüyor musunuz? Futbolcu kadrosu yeterli mi demiş. Ee, şimdi hemen bakalım. Abdullah ile ilgili son gelişmeler neler? Artık bu e maçtan sonra, son hafta maçından sonra bugün yarın Abdullah Avcı'nın Trabzon'a gitmesini bekliyoruz. Takvim gazetesi de başarıya açım e, paylaşımını yapmış, manşetini atmış başlığını. Trabzon'un yeni hocası iddialı konuştu. Abdullah Avcı'dan zafer mesajı, başarıya açım, benim ve Trabzonspor'un Türk futbolundan alacağı var. Alacağımızı kısa süre içinde tahsil etmek istiyoruz demiş <laughs> Abdullah Avcı toplantıda. Beşiktaş'tan alacağı var ya onu mu tahsil edecekmiş. ...benim Türk futbolundan alacağım var derken... ...beş alacağım alacağı var benim aklıma o geldi. Hoca hep alacak verecekle gidiyor ya. Yani son ayrılığı olsun... ...hep alacaktan verecekten bahsediyor. İlk defa İstanbul dışına çıkıyor hoca. Bununla ilgili yorumun Yok, ne olur? Yok futbolculuğumda Karadeniz'deydi, Rize'deydi futbolculuğumda. Teknik adam olarak ilk kez yani, İstanbul dışına çıkıyor. E çok önemli değil. Karadeniz Türkiye'nin değil... ...bana göre Avrupa'nın en evet. güzel yerlerinden birisi. Doğası, kutubusu. Rize özellikle. E, işin o tarafında... İşin o tarafında bir sıkıntı yok. Yani ilk defa İstanbul dışı şey bilmem ne. Sıkıntı şurada. Trabzon kadrosuna da bence sıkıntı yok. Bir iki takviye gerekir mi? Detaya girersek söylerim gerekir. Ama Abdullah Avcı eğer bu süreçten ders aldıysa, evet. ders aldıysa, pragmatik bir teknik adam olmaya evrildiyse, yani benim bu sezonu kurtarmam lazım diye oynatacaksa Trabzon'u başarılı olur. Evet. Yok. Ben Başakşehir'deki gibi şeyden başlayacaksın. Hani bazı yorumcular vardı. Adama bir şey soruyorsun. Mercidabık Savaşı'ndan başlıyor anlatmaya. <laughs> Abdullah Avcı'nın teknik adamı öyle. Şeyden başlıyor. O 14 takımdan başlıyor. Orada öğretilecek şeyleri öğretmeye kalkıyor futbolculara. Futbolcu futboldan soğutuyor. Çıkacaksın sahaya. Trabzon ne oynar kararını vereceksin. Elindeki oyunculara göre. Oynatacaksın bitecek. Olur tabii niye olmasın başarılı. Milliyet gazetesinin 23. sayfasına bakalım hemen. Fenerbahçe'nin yol kazası ile ilgili bakalım. E, hangi haber yapılmış? Kulübede yangın var başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flash transferleri ilk 11'de yer bulamıyor demiş ve haber şöyle devam ediyor. Konyaspor karşısında alınan